1821. Haddetena Muslim ibn İbrahim. Bize Müslim bin İbrahim anlattı. Haddetena Hişamun. Bize Hişam anlattı. Haddetena Katadetu. Bize Katade anlattı. An Enes'in. O da Enes'ten. An Zeyd ibn Thabit'in radıyallahu anhu. O da Zeyd bin Sabit'ten. Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, tesahharna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sahur yaptık. Thumma kama ila salati. Sonra namaza kalktı. Kultu, dedim ki diyor. Bunu diyen Zeyd bin Sabit'e, bunu soran Enes radıyallahu anh. Demese hadis şu kadar anlaşılacak. Yedik, sonra sahur yaptık. Sonra kalktık, namaz kıldık. Deyince aradaki zamanı da merak etmiş. Kultu, dedim ki, kem kâne beynel ezâni ve sahuri. Ezanla sahur arasında ne kadar vardı peki? Kâle, dedi ki, kadru hamsine ayeten. 50 ayet kadar. Bu şu demek, İbn-i Ümmü Mektum ezanı okumuş, Resulullah sahurunu bırakmış, geçmiş namazı beklemiş. Bu aradaki vakti de Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 50 ayet kadar kestiriyor, 50 ayet kadar tahmin ediyor. Burada da hala izafilik var, kısa ayet mi, uzun ayet mi? Ortalama ayet olsa, yani tek satır veya yani bir buçuk satır. O kısa ama. Ali İmran'dan 3-4 sayfa gibi düşünürseniz çok da değil. 3 dakikayla en fazla 10-12 dakika arasında değişir yani. Bu görece şey çok da fazla. Aynı konuda şey, tecritte ve hariç veya halka suresini örnek vermiş. 50 ayet için mi? Dediğim gibi kısa ayetlerden olursa 3 dakika olur. Uzun ayetlerden olursa en fazla 10 dakika olur, 12 dakika olur. Gelelim sonrakine. Bu bab altında da bundan başka hadis yok. Sahur ile sabah namazı arasında ne kadar vakit var? Ezandan sonra namaza kadar yürüyor. En azından bizimki gibi değil yani. Biz ne kadar bekliyorduk? Eskiden uyursun. Sahura kalkmak bir şey değildi benim çocukluğumda. Namazı beklemek büyük bir sorundu yani. Uyursun, şey derler, kaldırırlar. Yatmaya zaten yasak, kalkmıyor ya ondan sonra. Yatarsa kalkmaz diye. Oturduğun yerde çoktu. 45 dakika mı bekletiyorlardı? Peki Murat Hocam, şeye kadar yani, Ömer Mektub'un ezanından namaza kadar mı bu? Namaza kalktı. Evet yani sahur bıraktığından itibaren. Bir önceki hadiste Ömer Mektub'la birlikte kesin. E tamam işte, İbn-i Ümmü Mektum'la birlikte kesmiş Resulullah da. Ondan sonra bir 50 ayet kadar bir vakit var, namaz kılıyor. Ama orada yemeğe devam etsin de sanki. Yok. 4 dakika olur. Sabır yaptı, sonra namaza kaldı. Sonra namaza kalktı diyor. İşte Enes de soruyor ki, peki ezanla namaz arasında ne kadar oldu vakit? Demek ki ezanla kesmişler sahuru. Namazla yok, ezanla namaz arasında ne kadar vakit var diyor. O da 50 ayet kadar diyor. Sahur diyor dediğin gibi ama. Evet. Yani ezan arası. Ezanla sahur arası dedi. Kuntu ette sahur. Sabahla sabah namazı dedi. Kem kâne beynel ezâni ve sahuri. Ezanla sahur arasında evet, ne kadar vakit vardı diyor. Dedi ki 50 ayet kadar. Ben namazı başlamadım. Evet. O zaman nasıl olur? Yani Resulullah sahurunu yemiş, kalkmış, oturmuş ama bu dediği ezan yani kâmeti kastediyor olsa gerek. Evet. Bu namaza kalkıl, çünkü konumuz bizim Resulullah'ın namaza kalkması, yiyip namaza kalkması. Bir diğerinin merak edeceği şey yediğiyle namaz arasındaki vakit nedir? Dolayısıyla ezan diye söylediği şey burada kâmet olmalı. Yoksa malum olan şu ki, daha bir önceki rivayette gördük. İbn-i Ümmü Mektum'un ezanına kadar iyi biçiliyor zaten orada bir şey. Bizde
Bir de şimdi hocam bu zamanı da aşıyoruz. Bir de önüne ihtiyat koyuyoruz. Yani bir yetmiyor bu kesin. Kim koyuyormuş ihtiyat? Birçok takvimlerde, birçok uygulamalarda var. Kaldırdılar, kaldırdılar. Geçen sene kaldırdılar herhalde. Bir önceki sene. O zaman masaya mı çıkıyor? He? Yani bu ezan, bizim o okunan ezan var. Hani ezanda herkes ağzında hep tükürüyor ya. O ezan değil, daha sonraki saatte bir ezan. Bizim imsak dediğimiz saat var, ezan okuyor. Biz o anda bırakıyoruz yemeği içmeyi. Resulullah zamanında iki tane ezan okunuyormuş. İlk ezan, diğeri de artık yeme içmeden kesin imsak ezanı. Evet. Mekke'de de iki tane okunuyor hala kâbede. Gördüğünüz gibi çok kolaycı bir yaklaşım var. İzafi olabildiğince şeyler. Çok keskin ve rigid değil. Allah Azze ve Celle'nin مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ dediğinin Resulullah'ın üzerindeki yankısı bu. Yani Allah Azze ve Celle kolaycı bir tutum sergilerken ayetlerde Resulullah'ı biz böyle şey bulmuyoruz. Son derece rigid, acımasız, keskin, hassas. Öyle değil. Tam ayetlerdeki gibi يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Adam sahurunu yapıp koşa koşa gelip secdede yetişiyormuş namaza ve bir şey olmuyormuş yani.